Inventor'da Lips adı verilen çakışan parçaların çakışan kenarlarının düzenlenmesi için kullanılan özel bir plastik parça tasarım komutu bulunmaktadır. Şimdi de plastik parça tasarımı dizinin altındaki Lips dosyasını açarak bu komuta bakalım. Öncelikle arka tarafı görebilmek için bakış açımızı değiştirelim. Dikkat ederseniz burada iki farklı katı gövde var. Bu katı gövdelerden arkada olanın görünürlüğünü kapatalım. Yapacağımız işlemleri biraz daha kolay elde edebilmek için arka tarafta tanımlı olan Boss 1 isimli kabartma unsurunu geçici bir süre gizleyeceğiz. Burada görmüş olduğunuz unsuru işaretliyorum. Sağ tuş menüsünden Suppress ile gizliyorum. Şimdi komutumuzu kullanabiliriz. Lip komutu bu amaçla kullanılmaktadır. Öncelikle Groove ya da Lip diye iki farklı seçeneği var. Birisinde boşaltma, diğerinde ekleme yapabiliyorsunuz. Lip'in seçili olduğundan emin olun. Kenar olarak burada görmüş olduğunuz kenarı işaretliyoruz. Guide Face için ise buradaki yüzeyi gösteriyoruz. Daha sonra lip bölümüne gelip değerleri girmemiz lazım. Bu değerleri hızlıca girelim. 5 derece. Burası 1,5 olacak. Aynı şekilde bu değerimiz de 1,5 olacak. Buraya da 1 milimetre ölçüsünü girdikten sonra OK ile unsuru uygulayabiliriz. Şimdi birbiriyle çakışan parçaların diğeri için benzer işlemin uygulanmasına sıra geldi. O yüzden gizli olan parçamı buradan açıyorum. Diğer parçamı ise gizliyorum. Bakış açımı değiştirelim. Yeniden aynı komuta giriyorum. Lip seçeneğinin seçili olmasına dikkat edin. İlk olarak kenar için buradaki kenarı gösteriyorum. Yüzey olarak da buradaki yüzeyi işaretliyorum. Lip bölümünden bir önceki işlemde kullandığım değerler aynen kalsın. Dolayısıyla herhangi bir değişiklik yapmayacağım. OK ile devam ettiğimde bu sefer diğer parçanın da ilgili kısmını oluşturmuş oldum. Şimdi gizli olan diğer gövdeyi de açalım. Ve model şerit menüsü altındaki Modify panelinden Move Bodies komutunu çalıştıralım. Benden katı gövde seçmemi istiyor. Arkadaki gövdeyi seçelim. Ve X ekseni yönündeki offset miktarını 50 milimetre olarak girelim. Dikkat ederseniz içe doğru geldi. Dolayısıyla eksi 50 milimetre girdiğimizde sorun çözülecek. Şimdi her iki parça için uyguladığımız unsurun incelemesini yapabiliriz.